Günaydın değerli izleyiciler. Yeni bir Mustafa Yüksel ile Bir Nefes Sağlık programına hoş geldiniz. Geçen hafta değerli konuğum Mehmet Derviş Canbekli ile akciğer kanserinin erken tanısı hangi sebeplerle kaçırılabiliyor? Erken tanı kaçırılma sebepleri sigara bunların başında geliyor. Hangi gerekçelerle hekime gitmeyi geciktiriyoruz? Bunları tartışmıştık. Biz izlemeyen izleyicilerimiz için Sayın Mehmet Derviş Canbekli'den kendisini tekrar tanıtmasını istiyoruz. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Kısaca bir Efendim hoş tanıtmanızı bulduk. istiyorum. Geçen güzel bir programımız olmuştu. Yine sizi tebrik ediyorum. Daha güzel olacağını düşünüyorum. Gazeteciler ve yazarlar cemiyet başkanlığı yapıyorum. Tabii yaklaşık 25 yıldır gazeteciyim. Bu sebeple de kanser hastası olarak size gelmiştim. Sizden destek almıştım. İnşallah bu süreci birlikte sizden dinleyerek zevk almış olacağım. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşım Mehmet ve Derviş Canbekli geçen hafta bizlere akciğer kanserinde hangi semptomla hekime müracaat ettiğini, daha önce Google arama motorunu kullandığını ve onun şiddetle hekime başvurması gerekli olduğunu söyledikten sonra hekime geldiğini söyledi. Bu tabii tanıda gecikme için gerekçelerden bir tanesi. Hastalarımızın bir dolu gerekçeleri daha bulunuyor bunun dışında. Tanıyı koyduktan sonraki aşamalar neler? Tanık akciğer kanseri tanısını aldınız. Bundan sonra ne yapmanız gerekiyor? Yapılacak iş hekim açısından hastanın hangi evrede olduğunu tespit etmek. Evre olarak biz akciğer kanserini 4 gruba ayırıyoruz. Evre 1, evre 2, 2AB, evre 3, 3AB ve evre 4 olarak 4 gruba ayırıyoruz. Bu hastalar hangi evrede olduğunu tespit ettikten sonra evresine göre hastaya tedavi protokolünü uyguluyoruz. Ben kısaca sizlere evreleme için kullandığımız tanısal yöntemleri söylemek istiyorum. Kullandığımız tanısal yöntemler için evrelemede öncelikle en temel olanlar bir akciğer grafisi zaten hasta bize geldiğinde çekilmiş oluyor. Biz hastaya kompütürlü tomografi çektiriyoruz, bilgisayarlı tomografi. Bilgisayarlı tomografide akciğerdeki hastalığın boyutları, nereye kadar büyüdüğü, densitesi, içinde nekroz var mı yok mu ve komşu organlara olan ilişkisi değerlendiriliyor. Eğer kalple bir ilişkisi varsa hasta MR'a gönderiliyor. MR, manyetik rezonans görüntüleme ise bize çok önemli içi boş olan organlarla olan ilişkisini, yakın ilişkisini değerlendiriyor ve gerçeğe yakın bir şekilde veriyor. Eğer hastalık hücre tanısını aldık, büyüklüğünü öğrendik, tomografi ile, MR'la büyük damarlarla olan yakınlığını değerlendirdik. Bundan sonra yaptığımız işlem hastayı uzak metastazı var mı? Mediasten dediğimiz iki akciğerin arasındaki bölgede herhangi bir şekilde lenf bezi var mı? Bunları değerlendirmek için PET-CT dediğimiz bir incelemeye gönderiyoruz. PET-CT, pozitron emisyon tomografi dediğimiz bir cihazla bilgisayarlı tomografinin bir araya getirildiği ve birlikte değerlendirildiği bir cihaz. Bu cihazda radyoaktif bir florodeoksiglikoz denen bir madde kullanılıyor. Ve bu madde tümör hücreleri tarafından çok sevilen bir madde. Hastaya damardan enjeksiyonla veriliyor. Daha sonra PET-CT makinesinin içine yerleştiriliyor hasta belirli bir süre sonra. Ve daha sonra çekimi alınıyor ve çekimde tümörün hangi organlara ulaştığı veya sadece lokalize olarak kaldığı veya şüpheli başka bir şeyin diğer organlarda başka şüpheli odaklar varsa bunlar değerlendiriliyor. Bu evrelemede kullandığımız en önemli tanısal bizim diagnostik, radyolojik incelememiz. Eğer biz herhangi bir organda bazen PET-CT'de de, MR'da da, bilgisayar tomografide de şüphelendiğimiz alanlar oluyor. Eğer burada tümör var mı yok mu hiçbiri kesin bir sonuç veremiyor. O zaman daha invazif yani daha fazla doku
ya ulaşabilmek için cerrahi yöntemleri tercih ediyoruz. Buna invaziv yöntemler deniyor. Bunların içinde ince iğne aspirasyon biyopsisi, video torakoskopik cerrahi dediğimiz kamera ile görüntülü cerrahi ve gerekirse açık cerrahi ile o şüpheli lezyondan parça alıyoruz, patoloğa veriyoruz ve patolog bunları değerlendiriyor. Sonunda evrelemeyi tamamlamış oluyoruz. Evrelemede eğer hastamız evre 1 ve evre 2'de ise biz hastayı doğrudan doğruya cerrahi olarak değerlendiriyoruz. Bu hastayı ameliyata alabilir miyiz, alamaz mıyız diye diğer akciğer solunum fonksiyon testleri, hastanın kardiyak testleri yapılıyor. Eğer hastamız 60 yaşının üstünde ise kardiyak testler öncelikle yapıldıktan sonra eğer kardiyak olarak herhangi bir engeli, kalple ilgili herhangi bir engeli yoksa aynı şekilde solunum fonksiyon testleri de uygunsa anestezi muayenesine gönderiliyor. Amaç burada önemli hastalığın lokalize olduğu lobu veya tüm akciğeri diğer alanlarda yayılma olmadığı için çıkarıp dışarıya atmak. Evrelemenin birinci aşaması ilk iki evrede olan hastalıkların seyri bu şekilde oluyor. Tedavinin tamamlanması için çıkardığımız akciğer dokusunu patolojiye gönderiyoruz. Patoloji şu değerlendirmeyi yapıyor bize. Akciğer içinde tümör var, akciğer içinde yayılma var veya yok veya akciğerin dışında aldığımız örneklerde de tümör hücresi var. Hasta bu değerlendirme sonucunda ilave tedavi ihtiyacı varsa kemoterapi veya radyoterapi gibi hasta bu tedavi protokolleri uygulanmaya başlanıyor. Eğer hasta ilk yaptığımız bu evrelemede 3. ve 4. grupta ise hasta, o zaman onun bambaşka bir tedavi protokolü hastaya uygulanmış oluyor. Şimdi ben değerli konuğum Mehmet Bey'e dönerek Mehmet Bey'in bu süreçte yaşadığı ileri evrede yakalanmış bir tümör olarak başından neler geçtiğini sorgulamak istiyorum. Evet hocam, yani geçen bölümde de bir kısmını anlatmıştım. Tümör bulgusu kanser olarak önüme geldiğinde hemen devreye girmeye başladık acilen. İlk 30 gün boyunca her gün olmak kaydıyla radyoterapi ve kemoterapi gördüm. Daha sonra bu büyük hücre dediğimiz tümörler yok oldu ama ikinci üremeler tespit edildi. Bu tespitler neticesinde yeniden bir ışın tedavisi gördük. Ama kemoterapi istemedim. Çünkü kemoterapi bayağı yıpratıyordu. Ben de faal bir işle ilgili, mesleğimle ilgili faal olduğum için de bu yorgun, bitkin, argın dönemde kullanmak istemedim. O tercih hakkımı öyle kullandım istemeyerek. Ama radyoterapiyle öbürünü de öbür ışınla yok etmeye çalıştık. Daha sonra yapılan tomografide diğerinin de yok olduğunu ama yeniden bir üreme görüldüğünü tespit ettiler. Ve o aşamadan sonra da farklı çareler aramaya başladınız. Evet. Şunu vurgulamak istiyorum. Bir akciğer tümörü tanısı aldınız. Evet. Bu tanıdan sonra tabii bir çalkantılı bir dönem söz konusu evet. olduğunu ifade ettiniz. Türkiye'deki hekimlerin bir kısmında akciğer tümörü tanısının hastayla paylaşılmaması konusunda aile tarafından bir baskı söz konusu olabiliyor. Evet. Bu paylaşıldığı zaman hastanın morali bozulacağı ve bir daha tedaviye katılamayacağı, böyle zorlu bir tedavi sürecini yaşayamayacağı söyleniyor. Halbuki siz dediniz ki ben hem işimi yaptım, evet. baştan bir karışıklık yaşadım ruhsal dünyamda ama sonra her şey yerli yerine oturdu. Hem işimi yaptım hem tedaviyi başarılı bir şekilde yürüttüm. Evet. Siz bu konuda ne tavsiye edersiniz? Doğru mu? Yani paylaşmak mı doğru yoksa gizli bir tedavi protokolü yürütmek mi doğru? Şimdi bir defa sizin katkınız çok büyük. Yani sizi o kadar çok seviyorum ki
bütün hastaların bir defa sizi tanıması lazım. Ben sizi tanıdım. Tanıdıktan sonra bu cesareti aldım. Çünkü size sormuştum hocam. Yalnız geldim. Hep farkındaysanız. Evet, hepsi yalnız geldim. Gördük. Hiç ailemi karıştırmadım. Çünkü onlar farklı üzülecek. O üzüntüleri bana yansıyacak. Ben bunları bertaraf ettim ve sizinle paylaşmayı tercih ettim. Çünkü bana çok güven verdiniz. Evet. Sordum hatta, dedim hocam bu ameliyat ediliyor mu? Çünkü nefes borusuna yakın olduğu için ameliyat mümkün değil. Terapiyle görmemiz gerektiğini vurguladınız. Ve sizin bana vermiş olduğunuz cesaret bilgiyle ben hareket etmeye devam ettim. Önce bu konuda size teşekkür edeyim. Bana çok önde oldunuz. Yani hekimi seçmek de çok önemli. Yani hekimin de hastayla her şeyi paylaşması çok önemli. Tabii. Hastanın tabii. Tedaviye direncini tabii. Artırmak için. Yalnız hastanın yakınları problem. Yani aslında problem orada. Hastada evet. Değil. Hasta kendini tanır, daha doğru hareket etmeye çalışır. Tabii bir çaresizliğe ama, düşmüş. Ama, hani onun çaresini arıyor. Arıyor ama ondan çok yakınları arıyor. Problem esas bunlar. Problem orada. Evet, evet. Yani hastaya o tanıyı koymakta bir sıkıntı yok. Hasta bilsin, ona göre hareket etsin. Yalnız bir eksiklik var hocam. Yani bunu sizden gördüm ama başka hekimlerimize maalesef ne göremedim. Ne gibi bir eksiklik? Yani ya yoğunluktandır. Hastaya genelde neler yapılması gerektiğini pek vurgulayamıyorlar. Açıklanma eksikliği var. Yani burada şu 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 yasak. Bunu kullanma kardeşim. Hmm. Kullandığın takdirde besleme yapıyor. Mesela önemli olan şeker. Şekerli tatlıların hastalar üzerinde bir tümör, kanser tümörlerinin üzerinde bir büyüme beslendiğini biliyoruz. Ama inanın yani birçok şeyden duymadım. Tatlı yemeyeceksin şunu. Yani uyarılar eksik yapılıyor. Eksik yapılıyor. Yani bilgi eksikliği zaman, var. O yüzden diyorum ki ben sizden çok cesaret aldım ve sizin bana vermiş olduğunuz bilgi doğrultusunda hareket ettim. İnşallah tüm hastalarımız sizi tanır da çok bu cesarete kavuşur diye ben düşünüyorum. Ben tabii burada hasta yakınları daha büyük problem oluyor dediniz ya tedavide. Evet, evet. Gerçekten bunu birkaç hastamda yaşadım. Evet. Hastalarımdan iki kardeş beraber yaşıyorlar. Eşleri vefat etmiş. Evet. Bunlar erkek hasta. Biri 65 yaşında, biri 67 yaşında. Hasta olan 67 yaşında olan akciğer kanseri. Bir gün servis sabah vizit sırasında hastanın yakını vizite girmeden, hastayı ziyaret etmeden önce yanıma geldi. Hocam size bir şey söyleyeceğim dedi. Buyurun dedim. Sakın dedi abime kanser olduğunu söylemeyin. Yıkılır dedi. Tabii dedim ben, hani siz istemiyorsanız, çünkü hasta sahibi izin vermezse biz onu paylaşmıyoruz. Vizite girdik biz. İçeriye girdik. Kardeş de yanında hastanın. Dedi ki kardeşim bir çıkar mısın dışarıya dedi. Hocam dedi sizle özel görüşmek istiyorum. Diğer arkadaşlar da dışarı çıktılar. Buyurun dedim. Hocam dedi ya ben kanser olduğumu biliyorum. Yani buradaki tetkiklerden dosyayı okudum. Lütfen dedi kardeşime söylemeyin bunu. Yıkılır dedi. Şimdi kardeşi abime söylemeyin yıkılır diyor. Abisi kardeşime söylemeyin yıkılır diyor. Bu biraz da tabii her şeyi paylaşma geleneğini sürdürmek gerekli. Yani dert de ortak. Sevgi ve sevinç de ortak olmalı. O zaman ben şimdi bu tedavi süreçlerinde gördüğüm hastayla samimi olarak her şeyi paylaşırsanız her şeyi kabul ediyor hasta. Ve evet. Daha güçlü oluyor tedaviye karşı. Evet. Bu da sizin tabii o süreci başarılı bir şekilde geçirmenizin en önemli sebebi. Aslında siz tedavi edici unsurdasınız. Ben tedavi edilen bölümdeyim. Evet. Yani şu anda ikimizin konumu da hocam aynı. Ben acı çekerken siz de onu yok etmeye çalışıyorsunuz. Çalışıyoruz. Aslında esas problem şurada. Hastayla hekim arasındaki ilişki çok önemli. Eğer bunu başarabilirsek, bu ilişkilerin devamını başarabilirsek sanıyorum hasta aslında çok daha sağlıklı olur. Evet. Aslında şunu vurgulamamızda fayda var izin verseniz. Kanser aslında normal bir üşütme gibi evet. Düşünelim. Evet. Çok ürkmeyelim çünkü geçmişteki yıllar gibi değil.
Tabii. Şu andaki tedavi şekillerimiz çok daha basit. Hekimlerimiz çok daha güzel. Çok teşekkürler. Evet, güzel iltifatlarınız için teşekkürler. Burada sizin tabii tedavi sürecinde çok kararlılığınız, tedaviye hakimiyetiniz, çünkü her aşamada tartışarak geliyorsunuz. İkna oluyorsunuz. Hekiminizle tartışıyorsunuz. Sonuçları görüyorsunuz. Elinizdeki şeye bakıyorsunuz. Seçeneklere bakıyorsunuz. En sonunda hani kemoterapi almayayım demişsiniz. Radyoterapi yeterli bana bir tedavi sürecinden sonra. Evet. Kemoterapinin ağırlığı tabii, düşkünlük hali daha fazla oluyor. Radyoterapide biraz daha az oluyor herhalde. Onunla ilgili bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani kemoterapi alan... Ben hemen kısa anlatayım. Bir radyoterapide şu var. Yakıyor. Sadece o yara kısmını yakıp yok etmeye çalışıyor. Bu farklı. Diğer taraftan kemoterapide besleyici ilaçlar dışında da yok edici, yani hücreleri, iyi ve kötü hücreleri yok eden ilaçlar kullanılıyor. Bu sebeple o ilaçlarda bakteri alma, üşütme çok olasılık olduğu için de ben her an kendimi zor hissediyorum. Zorlukta, zorluğu yaşamamak için de, çünkü dönem de farklı. Yazdan kışa, yani sonbahar, ilkbaharı yaşıyorsunuz. O sıkıntı yaşamayayım diye de onu tercih ettim. Onu ertelediniz ve göz ardı ettiniz tedavi sırasında. Evet. Çok değerli izleyicilerimiz, bizim Mehmet Derviş Canbekli'nin akciğer kanseri tanısından sonra tedavi sürecinde, kemoterapi, radyoterapi tamamlama sürecini birlikte tartıştık. Ve gelinen noktada tedavisinin daha sonuçlanmadığını, yeni çekilen PET-CT'de yeni hücrelerin bulunduğunu ve bundan sonra da kendisine başka mecralarda tedavi seçenekleri aradığını bir şekilde kendisinden duyduk. Bu tedavi süreçleri bir sonraki programımızda ayrıntılı bir şekilde tartışacağız. Çünkü hiçbir zaman mevcut rahatsızlıkta siz kararlıysanız tedavi seçeneklerinin bitmesi söz konusu değil. Her zaman zamanla birlikte yeni tedavi seçenekleri, yeni ilaçlar, yeni aşılar bulunma ihtimali var. Önemli olan moralinizi yüksek tutmak, hekiminize güvenmek, tıbba bir şekilde güvenmek olduğunu inanıyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize aydın bir gün diliyorum. Çok teşekkürler.